Hiç tanımadığınız biri tarafından öldürülme riski, tanıdık tarafından öldürülme ihtimalinden çok daha düşüktür. Hemen her ülkede kadın kurbanların %85 ila 90 kadarının katili aile bireylerinden biridir. Boşanmış bir kadının hedef olma riski evli olana göre 25 kat fazladır. Öldürülen her 6 kadından 4'ünün katili koca, boşandığı erkek ya da erkek arkadaşıdır. Resmi verilere göre Türkiye her gün en az 3 kadının öldürüldüğü bir dönemden geçiyor. Bu konuda Güney Afrika'nın bir hayli gerisindeyiz ama Amerika'yı geçtik. Orada her 1 milyon kişiye düşen kadın cinayeti 12, ülkemizde ise 16. Bir katilin kurbanının fotoğraf ya da filmini çektiği en uç örneklerden biri Lahorlu Cavit İkbal'dir. Badşahi Camii avlusundan kandırıp götürdüğü, fotoğrafını çektikten sonra tecavüz edip asit fıçısına attığı küçük erkek çocukların sayısı, yüzü aşıp da polisin hala kendisini durduramadığına kızınca teslim olmuştu. İşte bu nedenle çok güvenli olduğunu sandığınız mekanlarda dahi çocuklarınızı gözetimsiz bırakmayın. İnsanın insan eti yemesinin farklı nedenleri bulunur. Akla ilk gelen açlıktan ölmemek için ölüleri yiyenlerdir. 1972'de Ant Dağları'na düşen 45 kişilik Uruguay uçağından sağ çıkanlar, alüminyum, plastik, buz ve kayadan başka yiyecek kalmadığında yakınlarının cesetlerini tüketmiş ve 3500 metre yükseklikte kurtarılıncaya dek 2 ay dayanabilmiştir. İkinci Dünya Savaşı'nda Sibirya'da tutsak Alman askerleri ölen silah arkadaşlarını, aç kalan Japon askerleri de tutsak 5 Amerikan hava subayını bu nedenle yemiştir. İnternetin insan ilişkilerini ciddi biçimde etkilediği muhakkak. Onun aracılığıyla başlayan uzun soluklu dostluklara hepimiz tanığız ama interneti karanlık yolculukları için kullananlar olduğu da bilinmeli. Benimle ölür müsün? Benim için öldürür müsün? Ya da beni öldürür müsün diye soranların yanı sıra son 15 yılda yerli yabancı 400 kadar katilin avını internette bulduğunu da belirtelim. İnsan eti yiyerek cinsel doyuma ulaşma ender rastlanan bir sapmadır. Alman bilgisayar uzmanı Armin Maives 2001 yılında internete "Yemek üzere genç erkek arıyorum" şeklinde bir ilan verdi. Mühendis Bernd Brandes cinsel organını birlikte yemek üzere talip oldu. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Olan bitenin her dakikasını filme çeken Armin, mühendisin sadece penisiyle yetinmeyip kalanını da kızartıp yedi. İnternette yazıştığı bir sonraki kurban adayı polis çıkınca yakalandı. Interpol'ün adım adım izlediği kanibalik seks sitelerinde halen binlerce kişi yeme ve yenme fantazilerini paylaşıyor. Kahramanlarımızı pek bir şaşırtan insanın insanı yemesi azalarak da olsa taş devri öncesinden günümüze kadar gelen bir davranıştır. İster erkek olun ister kadın, bir kanibalin kurbanı olma ihtimaliniz yok denecek kadar az. Ama kadınsanız fiziksel, duygusal, cinsel ya da ekonomik şiddetle karşılaşmanız çok mümkün. Uluslararası Dünya Kadınlar Günü'nün 100. kez kutlandığı 2011'de hayatlarındaki kadınları katleden erkeklere hala haksız tahrik indirimi uygulanıyor. 5000 civarında olması gereken sığınma evi sayısı 50'yi bile bulmuyor ve koruma amaçlı yasalar uygulanamıyor. Kadına uygulanan tehdidi dahi suç kapsamına alacak ve sadece evlilere değil, bir erkekle yakın ilişkideki kadınlara yönelik şiddeti de önlemeyi hedefleyen bir yasa çözüm olabilir. Unutmayın, kusursuz cinayet yoktur.